Leyla Hanım'ın gün menüsünden nohutlu mantı. Hamur için 4 su bardağı un, 1 adet yumurta, 1 tutam tuz, aldığı kadar su. İçi için 2 su bardağı haşlanmış nohut, kimyon ve tuz. Üzeri için 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı tahin, 1 çay bardağı ceviz içi. Nohutlu mantımız için 1 yumurta kırıyorum sana şekerim. Aslında buna mantı demek şimdi Kayseri mantılarının yanında pek yakışık almaz. Bu değişik bir şey, böyle değişik bir makarna gibi, tortellini gibi senin demen evet, gibi. Evet, bu çayın yanına güzel yakışıyor. Evet. Nursel'cim şimdi evet. İki kepçe bir bardak oluyordu evet. Herhalde. Bravo. Ölçülerini öğrendim. Kulak memesi kıvamında evet. Herhalde bir hamur yapacaksın. Bu normal mantı hamuru kadar sert yapmıyoruz. Bırakıyorum. Döker misin? Evet. Ben de buna başladım. Tamam, değişik gitti. Güzel bir şey. Evet. Evet. Ya şimdi tahinle nohut çok güzel yakışıyor. Kesinlikle ben de acayip seviyorum. Biz daha önce nohutlu böyle bir hamur işi yapmıştık, mantı yapmıştık. Çok güzel oluyor. Tamam bence. Tamam. Tuzunu, Nursel, kimyonunu at şekerim. Senin de hamurumuz tamam. Da evet çok güzel oldu. Bakayım. Ya çok sert bir hamur olmuyor evet, bu. Evet güzel olmuş, çok güzel. Kaça böleceksin? İkiye böleceğim. Sekon bana oradan bir Nursel'cim, bıçak verirsin. Nursel'cim ben götüreyim ister hadi mutfağa. Götür. Şimdi açmaya başlayalım mantılarımızı. Başla şekerim. Buyur. Ay. Humus görünümünde oldu. Evet yani buna tahin kattı mı, limonla tahin kattı mıydı humus oluyor. Aynen öyle. Şimdi evet. Sizin ikinizin kaynaması aynı. Üçümüzün de aynı. Üçümüzün de aynı. Nasıl bir şey? Çekiştiriyor musunuz mesela? Evet demek ki bir sessizlik oldu. Yani mutlaka kendi aramızda belki konuşsak da öyle yani Allah rahmet eylesin bize karşı çok iyi mükemmeldi. Çok değişik bir şey değil mi böyle üçünüzün de kaynanası aynı kişi yani. Evet. Önce kim evlendi? Önce ben evlendim. Sen tavsiye ettin mi alın bak bu kaynana çok iyi falan ha? Ya şimdi ben teyzemin oğluydu. Teyze oğlu çok yakın. Evet. Ha? O vefat etti. Ben zaten 2 senelik evliyken o vefat etti. Teyzense şey değildir hani. Ya çok iyi bir insan. Evet. Böyle çok cömert, eli bol. Yani herkes çok severdi. Mekan cennet olsun. Amin. Tamamdır. Suyunu da koyayım. Şöyle alalım. Seninki tamam mı? Oldu tamam mu? Benim hamurum hazır. Şimdi bardaklarımızla. Bardaklar evden Kayseri'den geldi şekerim. Kesme olmazsa olmazdı eskiden. Yani yıllar önce yani bunlarla çay içiliyordu. Ben şu an bunları ne kadar seviyorum sana anlatamam. Bayılıyorum. Hadi kes bakalım. Çok küçük. Onları şimdi nasıl dolduracağız? Siz oradan gösterin bakalım. Bana. Hülya'cığım sen keser misin? Tabii ki. Ben şöyle geçeyim. Ben şimdi şöyle biraz içimizden alıyoruz harcımızda. İki yanını sıkı kapatıyoruz. Şu kenarlarına değmemesi gerekiyor yoksa açılıyor. Şöyle iki ucunu birleştiriyorum. Şöyle şapka şekli. Bayağı tortellini yapıyorsun yalnız. Aa çok güzel. Aa bayıldım. Bu mantı falan evet. Değil canım. Makarna bu. Evet. Yani evet. Makarna. Evet, ben mantı ay, diyorum çok da. Çok güzel yaptın. Bunun sunumu da farklı oluyor. Hem de çok kolay. Hı hı. Şu kenarlarını biraz şöyle kıvırıyoruz açılmasın diye. Evet. Şu şekilde.
şimdi. Ha, birinci bezemizi bak, bitirdik. Bak sen de hiç bunu yapmamışsın. Aynen. Sen de yapmamışsın. Aynen. Sen aynen. Bunu kime yapıp yediriyorsun? Ya ben komşularıma falan yaptım da şimdi bunlar biraz uzakta olduğu için bunlara denemedim. Denk gelmedi. Evet, denk gelmedi. Yeselciğim, elti değil mi? Ya. Kime yapıp yedirmedi. Ya başkalarına yedirdim. Birincimiz bitti. Evet. İkinci bezemize. Ha. İkinci bezemize başlayalım. Hamurumu. Tamam. Mesela normal mantı daha hassas. Bu öyle değil bak. Aynen. Sert evet. Yani. Aynen. Evet. Yani yapışma falan olmuyor. Aynen. Görünüm olarak da çok güzel. Yani çok kısa sürede oluyor, zevkli oluyor yapması bunu. O daha kolay açılır belki. Bunu evet, hiç dinlendirmeden evet, açtın ama sen o kadar mükemmel açıyorsun ki. Hayır, teşekkür ederim. Öyle açtı gitti yani. Hamur açtıkça açılıyor. Kadın açıyor. Hamur açma konusunda şey iddialı değil. Zaten ben söyleyeyim mi kamera arkasında ne olduğunu? Söyle söyle. Ay yok lütfen. Lütfen söyle Nursel olmaz. Diyeceğim ki dedim Leyla'cığım. Kamera arkasında Hülya devraldı diyeceğim. Canım benim seni çok seviyorum. Leyla başladı Hülya bitirdi diyeceğim. Benim kızım yapıyor öyle. Seni babaanneme söyleyeceğim diyor. Annem yemek yapmadı diyeceğim diyor. Ya. O kadar güldürüyor ki beni. Şimdi Hülya canım hamur benim açma konusunda yani güzel. Güzel açıyor. Şeyi çok güzel açtın gerçekten. Bak ya burayı çok güzel açtın. Daha da güzel açılır da işte daha burada birazcık daha heyecanım tamam, var. Tamam canım kim güzel işte. Olsun. Güzel oldu yani. Tamam tamam. Biliyoruz yani. Leyla'cığım da güzel açıyor. Teşekkür ama ediyorum. Sen Hülya kadar çok açamıyorum. Çok alışıksın belli yani. Sağ olun. Ve en güzelini ben açıyorum da vermediler. Ben de. İnanır mısın bir açıyorum buradan buraya kadar. Çarşaf gibi. Yani incecik açarım tahta gözüküyor. Evet. Ama bugün eminim. Sıra gelmedi. Evet. Öyle ben de. Volkan da açıyormuş. Öyle mi? Yok. Sonra Emre'cim kıskanıyor. Volkan şu an bizi kıskanıyor Emre. Allah muhabbetinizi artırsın. Teşekkürler Volkan'cım. Ben gideyim Razi'ye. Lütfen sağ ol. Çok teşekkürler. Kızlar ya bu nasıl Allah aşkına nasıl baklava bu böyle? Biri bana bir şey desin. He? Tadına baktığınızda daha bir böyle. Vallahi çok hoş bir müthiş tadı ya. Da. İçinde bisküvi var ya. Evet. O çok bir değişik bir lezzet veriyor tatlıya. İnanın sunmak zor yani söyleyeyim. Evet. Müthiş. Bir de şey kıyır kıyır olmuş böyle. Önemli olan zaten o tadın olması aslında. Ağızda dağılacak. Böyle hem ince açılmış olduğu. E tabi Hülya'cım açtı. Kim açtı de? Kim açtı? Ay Necla'cığım da açtı ama. Ay Necla'cığım sen şimdi bizi dövüştüreceksin ama. Ay Allah korusun. Ben size bayıldım ya. Ne güzel enerjiniz. Biz sana her gün bayılıyoruz. Evet. Sağ ol. Evet. Evet mantılarımız bitti. Şimdi haşlayalım mantılarımızı. Biraz tuzunu hazırlatalım. Daha lezzetli oluyor. Bunu bir de tahta kaşıkla şimdi karıştırdım. Şunun görev icabı bıraktım. Ağzımıza. Yani bakayım görüntüsü kadar güzel mi? Tahta kaşık mı? Bisküvi tadı ne enteresan geliyor. Farklı. Farklı değil mi? Ben yiyen nasıl anlamaz yani. Bisküvi tadı yok değil mi? Hayır. Normal cevizli baklava. Ponçim, gel bakayım. Tehlikeli bir şey. Vallahi al, getir, gel. Ay çok beğendim. Şimdi bu üste çıkana kadar kaynayacak. Evet. 6-7 dakikada pişiyor. Şimdi o zaman onun yağını da koyalım, tereyağını. Tamam. 6-7 dakikaysa siz onu bekleyin. Evet.
mantılarımız da pişti. Neyse şekiller neyse o çıktı yani. Neyse halim açıklamalı der gibi oldu. Neyse oldu yani. Evet. Şimdi onun sosuna tereyağının içine bir kaşık tahin koyuyoruz. Gel bakalım. Şöyle. Ha yeterdin. Şöyle. İlla bir fark yapıyorsun yani. Bir şey yapıyorsun illa. Ya fark orada zaten. Evet. Farkındalık yaratıyor. Bir de cevizi mi var? Evet. Cevizini üzerine koyuyoruz. Sen biliyor musun bizim yönetmen kaşığını? İlk defa gördüm. Getir. Bir notunu ver. Gel söyle bari. Nasıl olur? Bir taneyle olmaz ama. Tamam. Olur. Tamam. Sosla aşkım. Ya bu tahin çok değişik bir tat veriyor buna. Cevizle birleştiği zaman çok güzel oluyor. Yeme de yanında yat. Evet. Cevizi de iri iri böyle koyacağız. Şu ortadan biraz bölelim ister. Çok tüm de olmasın. Çok da kırık da olmasın. Evet. Biraz. Dişe gelsin. Dişe gelsin. Bu kadar tamam. Yeter. Temizledin mi kaşığı yönetmen? Sonra topa tutarlar. Elim yandı. Biraz, kaldıramıyorum. Biraz. Tamam. Evet. Kızlar, siz şimdi üstünüzü değiştirmek istiyorsunuz. Çıkın üstünüzü değiştirin. Ben de masaya hazırlayayım. Tamam mı? Tamam mı? Haydi tamam. Bakalım. Hadi sana kolay gelsin. Hadi kolay Haydi gelsin. Bakalım. Nurselciğim. Masamızda hazırlanmış. Vallahi Leyla'cığıma bak sen Leyla'cığıma. Süper. Yani ne güzel olmuşsunuz hepiniz de. Süper. Teşekkür ederiz. Masa da hazır. Masayı da sen de çok güzel hazırlamışsın. Sunumlar hazır sayılır. Bir tek kurabiyemiz, atom kurabiyemiz var. Onu alacağız, o kadar. Bunca az kaldı evet, mı? Onu da. Bunu keselim. Versene. Aha, evet. Bunun bir içini görelim. Bakalım nesi atommuş. İşte bu görünüm vay, yani. Vay. Çok güzel oluyor. Güzelmiş gerçekten. Şunu size vereyim mi ben? Yalnız tam bir de bu atom soğumuş olmuş. Hali yani. O sıcakken onun içindeki lokumlar akıyor. Akıyor. Şöyle koyayım. Evet. Hadi sen onu al bari eline. Tamam. Ben bunu alayım. Benim size hediyem var. Mutfağınızda kullandıkça beni hatırlayın. İçinize de. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çiçeğimizi koyalım. Uf, gerçekten en güzel an. Her zaman söylüyorum. Bugün de yemekler yapıldı. Gün ikramları yapıldı. Burada nohutlu mantımız. Hı-hı. Atom kurabiyemiz lokumlu. Baklavamız. Biberli köftemiz.